Endoskopik sinüs cerrahisini çocuklarda uygulamak da mümkündür. Ancak çocuklarda bazı sinüslerin henüz gelişmemiş olduğu düşünülerek çok sınırlı bir yeri vardır. Ancak komplikasyon geliştirmiş çocuklarda var olan tıkanık bölgelere endoskopla yine giderek sadece kanalın açılması belki yapılmasa bile o bölgelere koyulacak bir takım ilaçlı maddelerle kanalın açıklığının veya tıkanmış olan arkasında apse birikmiş olan sinüsün yeniden drene olmasını sağlamak mümkün olabilecektir. Çok dikkatli olmak lazım. Çocuklarda her şey daha minüskül, küçük hale geldiği için. Onlarda komplikasyon yapma ihtimalimiz biraz daha yükseliyor. Onun için her sinüse gidip bulaşmak değil ama sinüslerin önünde blokaj yapan bir şey varsa onları temizlemek veyahut da çok ödemli ise dokular oradaki ödemi ortadan kaldırmak için o bölgeye ilaç uygulamalarında özellikle endoskopik sinüs cerrahisinin yeri kesinlikle vardır ve çocuklarda da başarıyla kullanılmaktadır. Ancak tabii çocuklarda sinüzit olup da karşımıza bu tabloda gelen çocuk sayısı erişkinlerle kıyaslandığında onda bir bile değildir. O yüzden de daha az karşımıza gelirler, daha az görürüz ve bu cerrahi daha az yaparız.